Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş getirişimiz. Kınamız sadıklanlar ekranımızı bulsun. Yaponiya parlamentiga deniz okean qo'g'dug'ichi qismiga qoral ishlatish huquqi berish haqida taklif sunildi. Fransiya xalqaro radiosining 31 martdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiyada hokimiyat yurgizayotgan partiya a'zolari Xitoy yo'l qo'ygan dengiz saqchilari qonuniga qarshi dengiz okean qo'g'dinish qismiga qoral ishlatish huquqi berish haqida taklif sunilgan. Markaziy axborot agentligining Yaponiya taratqularining xabarini naql keltirib xabar qilishicha, hokimiyat peshidagi partiya kengash a'zolar birlashmasining taklifida Xitoy dengiz qirg'i qo'g'dinish paroxotining Sinkaku orli atrofidagi harakatining kunsiri jonlanganligi Xitoy dengiz saqchilari qonuni Xitoy armiyasiga qoral ishlatish huquqi berganligi sababli tahdidning kunsiri kuchayganligi. Ammo Yaponiya dengiz okean bexatarlik qismining qoral yaroq ishlatishi cheklanganligi sababli Xitoyga qarshi turishning texnik qiyinlashganligi ko'rsatilgan. Bildirilishicha birlashmaning taklifiga asosan dengiz qirg'iqi qo'g'dinish qonuni va qo'g'dinish qismi qonuniga tuzatish kiritildi ekan. Agar chat al paroxoti Yaponiyaning dengiz tabiatligiga kirib qolgan taqdirda qayta-qayta ogohlantirish berilib, qarishtirib ogohlantirishga pisand qilmasa, dengiz qirg'i qo'g'dinish atrofida qoral ishlatishga huquqli ekan. Bundan boshqa, agar Sinkaku orli va boshqa sirtdagi orollar qorallik xalq askarlarining quruqlikka chiqishiga duch kelganda, quruqlik armiyasi qo'g'dinish qismiga oldin o'rinlashtirish va qo'g'dash huquqi berildi ekan. Norvegiya Yevropa ittifoqining Xitoyga qarshi jazo yurgizish harakatiga qo'shildi. Norvegiya kundalik gazeti Klassik kampanyaning Norvegiya tashqi ishlar ministrligidan egilishi, Norvegiya bir hafta ilgariki Yevropa ittifoqining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligida mas'uliyati bor Xitoy amaldorlari va shirkatlarga ijro qilgan jazo harakatiga qo'shilgan. Tashqi ishlar ministrligining aloqa maslahatchisi Seven Desen bu haqda to'xtalib, biz Yevropa ittifoqining 22 mart e'lon qilgan Xitoyning 11 amaldori va 4 shirkatiga qaratgan jazoni qo'llaydiganligimizni Yevropa ittifoqiga uqtirdiq degan. Oldingi seshanba Yevropa ittifoqi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik amaldorlarga jazo yurgizganligini jakarlab 2 kundan keyin Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'ini Bryusselda o'tkazilgan. Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari muzokara qilingan. Yevropa ittifoqi Xitoy amaldorlariga qaratgan jazo ma'qullangan kunida Xitoymi Yevropa ittifoqiga qarshi 3 ilik tadbirlari e'lon qilgan. Bildirilishicha Norvegiya korxona birlashmasi Norvegiyaning Xitoy amaldorlariga yurgizgan jazoning Norvegiya shirkatlariga ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatmaydiganligi hozircha aniq emas deb qaraydi ekan. Norvegiya xabar agentligi tashqi ishlar ministrligidan Norvegiya doirlarining Xitoyning o'ch elib jazo e'lon qilishiga bo'lgan andissa haqida savol so'ragan bo'lsa-mu, biroq hozirgacha hech qanday javobga erishilmagan. Xuachunyang virusning tajribaxonadan chiqib ketgan bo'lishi mumkin emas dedi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 30 mart Xitoy virusining kelish manbasi to'g'risidagi tekshirish dokumentini e'lon qilgan bo'lib, dokumentda virusning manbasi haqida aniq yakun chiqarilmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xuachunyang xalqaro jamiyatning kuchli gumoniga qarata javob berib, Xitoyning Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining tekshirishiga aralashmaganligini, virusning tajribaxonadan chiqib ketgan bo'lishining mumkin emasligini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Yevropa ittifoqi, Amerika, Avstraliya, Kanada va Angliya qatorliq 12 davlat bu virusning kelish manbasi haqidagi dokumentning uzunga so'zilishi va barliq uchurlarga erishilmaganligiga diqqat qilayotganligini bildirgan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining bosh kotibi Tedros Adhanom tekshiruvchilarni virusning tajribaxonadan chiqib ketgan bo'lish mumkinchiligi haqidagi nazariyani texnik chuqurlab tadqiq qilishga chaqirgan. Xuachunyang 31 mart qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida so'z qilib, mutaxassislar guruhining Xitoyni ziyorat qilish talabini mutaxassislar guruhi mustaqil o'tirg'i qo'ydi. Ziyorat obyekti va ziyorat qildigan mazmunni mutaxassislar guruhi naq maydonda mustaqil bekitdi. Dokumentni mutaxassislar guruhi erkin ratlab chiqdi. Xitoyning mutaxassislar guruhining mustaqil tekshirishiga aralashdi deganlarning hech qanday asosi yo'q degan. Bildirilishicha mutaxassislar guruhi aslidagi izquqlab sonliq ma'lumotlarga erishish masalasida ba'zi qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lib, mazkur masala o'tirg'i qo'yilganda Xuachunyang bemorlarning davolanish xotiri uchuri zo'r miqdordagi shaxsiy maxfiyatlikni o'z ichiga oldi. Xitoy qonuniga asosan munosabatlik sonliq ma'lumotlarni ko'chirib, boshqa davlatga elib berishga bo'lmaydi degan.
Dünya Sağlık Teşkilatı'nın teşkillendiğin halkaralık mutakassıslar grupisi birinci aydın ikinci ayının oturdurduğuca Xitay'nın Wuhan'a berip virüsünün kiliş mənbəsini tekşürgen. Tekşürüş dokulatının elan kılınışı bir kanç kıtım keçiktirilgen. Tekşürüş dokulatı 30 Mart elan kılınan bosumu bırak gümallık meselelerge hiç kandak çüşençi berilmegen. Xitay'nın irki kırgıncılık cinayetine karşı zor gölemlik faaliyet ötküzüldü. Bugün 1 April Türkiye başçılığındaki birkaç devlette Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetine karşı çakçak emes irki kırgıncılık şuarı bilen zor gölemlik birleşme faaliyet ötküzüldü. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği azası Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közüş Cemiyeti Türkiye'deki yerlik teşkilatlar bilen hemkarlaş aslında Şarkı Türkistan Münbir'i kurup çıkan bulup, Münbir halkarada yalgancılar günü deyip tonulgan 1 April gününden paydalanıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetine karşı halkara cemiyetinin dikkatini tartışmak istedi, çakçak emes irki kırgıncılık şuarı bilen Türkiye'nin barlık vilayet şehirlerinde Xitay'a karşı zor gölemlik faaliyet ötküzdü. Faaliyetke 34 devletteki 200'dün köperek teşkilat avaz koşkan bulup dünyanın her kaysi caylarda Türkçe, İngilizce ve başka tıllarda bayanat elan kılındı. İstanbul'un Beyazıt Meydanı'nda elan kılınan bayanat aldı bilen Halkara Musafırlar Münbirinin reisi Uğur Yıldırım'ın bayanatı bilen başlandı. O bayanatı da Türkiye hükümeti ve Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı Şarkı Türkistan meselesinde başlamcılık rolünü ilişka, barlık İslam dünyası ve Halkara cemiyetine Xitay mallarını baykut kılışka çakırdı. Arkadan İHA İnsani Yardım Muhbiri ise Bülent Yıldırım Efendi bayanatı ilan kıldı. O bayanatı da Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetini yüşürüş maksıda halkara cemiyetki yalgan teşvikat tarqıtıvatkanlığını Uyghurlar Xitay tarafından yoqutılıvatkan bir paytta Türkiye halkı bununla sükut kılalmaydıganlığını, caza lagerlerinin takılışı Şarkı Türkistan'ın halkara cemiyetki ecibetilişi gerekliliğini bildirdi. Doğuş Camisi ve İlmi Tetkikat Cemiyeti reisi Mehmet Talu, Önder İmam Hatipler Cemiyeti Reisi Tayfur Esen, Özgür Pikir ve Talim Terbiye Hukuku Cemiyeti Reisi Hülya Şekerci Hanım, İşçiler Uyuşması Federasyası Reisi Mustafa Sema Sürücü, Cahan Nüma Cemiyeti'nin Muavin Reisi Serdar Akça Katarlık Teşkilat ve Cemiyet Rehberleri söz kılıp, Halkara Cemiyet ve İslam Dünyası'nı Şarkı Türkistan halkıya iyi buluşka çakırdı. Faaliyet yana Şarkı Türkistan İnsan Hakları Közüş Cemiyeti Reisi Nuruddin İzbasar bayanat ilan kıldı. O bayanatıda Xitay 2. Dünya Urushidan buyanki en iğir insani hukuk defsendiciliği sadır kılıvatkanlığını, Şarkı Türkistan halkının Xitay'a karşı küreşten kat'i vazgeçmeydiganlığını, halkara cemiyetinin bulup mu İslam dünyasının sükut kılışı Xitay'ını cesaretlendirgenlikini, şuna halkara cemiyet Xitay'ını ceza lagerlerini takaşka mecburlaş üçün hareketke ötüşü Xitay mallarını baykut kılışı gerekliliğini bildirdi. Faaliyetine İstanbul Üniversitesi okuyucusu Melike Hanım, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık kılmışının ispatı süpüte de ceza lagerine kamalgan ailesi hakkında guvalık verdi. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Türkiye'nin başka şehirlerdeki şöbelerimi okşaş vakitte faaliyet teşkilledi. Türkiye'nin 21 vilayeti de ötküzülgen faaliyette Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılık cinayetine karşı bayanat elan kılındı. Bulardan sırt bugün yana 22 vilayette irki kırgıncılık eks ettirilgen sürat görgezmesi ötküzüldü. Ve yana 40 vilayette umumyüzlük halda mahsus tayarlanan maske takıp, plakatlarını götürüp piyade yürüyüş kılış usulü bilen Xitay'nın kılmışlarına narazılık bildirildi. Hem de irki kırgıncılık tasvirlenen kitapça ve maske tarqıtıldı. Bugün Türkiye vakti kes saat 9'da Türkiye ve Halkara'daki 200'dün köpürek teşkilat ve cemiyet birlikte Twitter'da Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılık cinayeti hakkında çakçak emes irki kırgıncılık şuarı boyunca hashtag faaliyeti planlanan bulup barlık dünya halkı şundaklı muhacirettiki Şarkı Türkistan halkı faaliyetki aktif avaz koşuşku çakırıldı. Biz bu hafta faaliyetki katlaşkan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendim bilen sökbet edip vardık. O bu faaliyet hakkında söz kılıp mündak dedi. 1 April çakçak emes Şarkı Türkistan'da kırgıncılık kuvadigen bu mesajını insanlıkka, bulup İslam dünyasındaki bugünkü tüm tinçlikka karşı bir uygutuş, işkini kıkış, vicdan işkini kıkış faaliyeti. Xitay İslam dünyası ile boğan ticari ve başka menfaatleri sebeplik. Şarkı Türkistan'daki zulümünü, işgaliyetini ve işgaliyet neticesinde ilip birli vatkan, kırgınçılık, katarlık cinayetini bastırıp kilovatıdı. Bununla birilgen para rüşvet değil İslam dünyasına. Bizimki davayımızga nispeten bir
köz yumuş ahvali ihirleşip gitti. Bunun için bu İslam dünyasını uygutuş ve bundan ki bu Şarkı Türkistan'da şimdi milyonlarca insan lagerlarda işkence görüyorken, horlukka duçar buluyorken, depsende kılınıyorken, izzet abiriyi tökülüyorken, baskınçılık buluyorken, dini İslam'ını tamamen teltikis yok kılıp etken, Hazır vatanımızda Şarkı Türkistan'da din yok yani insanlar uyudu namaz okuyamaydı, Kur'an okuyamaydı, Kur'an yok, canımız yok, dinini ügünemeydi, deyişemeydi. Taladım okşaş, mescitlerimizin 30 bin cami var değilip diken. Bunun adın 17 bin, 18 bin caminin çıkılgallıkı ve ondan başka kıpkakan cami mescitlerimizden o. Dini ibadetlik, o çıkamaz geldik ve başka maksatlı da işlete vatkallıkı konuları için sorunları, katarlık maksatlı. Bunların hepsi İslam dünyasının vicdanını silkeleydiğen, titirtiğen bir mesele. Biz bu meselede bunçıla bir vaziyet buluvatsa, muşunçıla haksızlık, muşunçıla zulüm, kırgınçılık buluvatsa, muşunçıla İslam'a depsendikçilik, İslam düşmanlık kılıvatsa, ey Müslümanlar sizin nemiş kılıvatsa, yani külüp çakçak kılıp oynamsa, Yani bir kutturamsa, gafil duramsa demek ki. BBC'nin danlıq muhbiri tehdit sebeplik Xitay'dan ayrılışka mecbur boldi. Angliya BBC haber torunun 31 Mart'taki haberde bildirilişçe BBC'nin Xitay'da turuşluq danlıq muhbiri John Sudworis türlük tehditler sebeplik Xitay'dan ayrılışka mecbur bolga. Xabarda qeyd qilinishicha Xitoydagi chet ellik muxbirlar birlashmasi va Sudworisning tahdidga uchrashiga asosliqi Uyg'urlar haqida ishlagan xabarlar sabab bo'lgan. BBC bu vaqtdagi bayonotida Sudworisning xabarlari Xitoy doiralari dunyoning bilishini xohlamagan haqiqatlarni oshkor qildi degan. Bildirilishicha Sudworis 9 yildan beri Xitoyda xizmat qilayotgan bo'lib, ko'p qatim xalqaroliq mukofotlarga erishgan. Sudworis oldingi oyda Xitoyning Uyg'urlarni majburiy amgaki salganligi haqida tafsili xabar ishlab tarqitib Xalqaroda g'ulg'ul qo'zg'agan. Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarining oshkori bo'lib qolganligidan g'azablangan Xitoy BBCni qattiq ayiblab, yosalma xabar tarqatdi deb bildirilgan. Shundaqla Sudworisga qarata tahdid va haqoratni kuchaytirgan. Twitterdagi ma'lumotlarga asoslanganda Sudworis 23 mart o'zi va oilasidagilarning bexatarligini nazarda tutib, Xitoydan ayrilib Tayvanga o'rinlashgan. Yaqinqi mazgillarda Xitoy doiralari chet el taratqu organlari va muxbirlarga nazorat va besimni zo'r darajada kuchaytirgan bo'lib, oldingi yildalar 18 dan ortiq chet ellik muxbirni har xil vositalar bilan chegaradan qo'g'lab chiqargan. G7 davlatlari Xitoy va uning nachar savdo odatlariga taqobil turishda ham fikr. Reuters agentligining xabar qilishicha, Angliya hukumatı G7 davlatlaridagi ittifoqdoshlaridan Xalqaro savdo sistemasiga buzg'unchilik qilishdek nachar harakatlar bilan shug'ullanayotgan Xitoyga zarb berishni va shundaqla dunyo savdo tashkilotining vaqti o'tgan unumsiz qoidalarini tuzitishini talab qiladi ekan. Angliya G7 davlatlarining bu yillik rais davlatlik vazifasini o'tayotgan bo'lib, Angliya savdo ministri Liz Truss 31 mart kuni G7 davlatlarining savdo ministrlari va dunyo savdo tashkilotining yangi mas'ulini kutib oladi ekan. Liz Truss yaqinda pul muomila vaqt kesining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan. Bu Xitoyga nisbatan qattiq turadigan va ularning yarishari savdo sistemasidagi harakatiga qattiq zarb beradigan vaqtdir. Shuning bilan bir vaqtda dunyo savdo tashkilotini isloh qiladigan payt. Nurg'un taraflardan qaraganda u 90-yi yillarda to'xtab qoldi. Dunyo savdo tashkiloti isloh qilinmasa, G7 davlatlar o'z ichida savdo qiladigan boshqa ramkalarni topa olaydi. Liz Truss xonim yana G7 davlatlari savdo ministrligining yig'inidan ilgariki bayonotidami Xalqaro savdo adil bo'lmagan taqdirda erkin tijoratga bo'lgan ishonchning yo'qaydiganligini bildirib, zo'rliq ishiltishdan tortib, muhitning nacharlashishi va bilim mulk huquqini o'g'irlashgichi bo'lgan nachar harakatlar kishilarning ishonchini yo'qotdi. Dunyo savdo tashkiloti qurilganda Xitoy iqtisodiy Amerika iqtisodining 10%chilik edi. Uning hozirmi o'zini taraqqiy qilayotgan davlat sifatida ko'rsatishi kishini hayron qoldirdi. Reutersning xabarida aytilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden qatorliq G7 davlatlarining rahbarlarimi Dunyo savdo tashkilotini isloh qilish va Xitoyning kunsiri kuchayotgan yarishariviy ta'siriga taqobil turish masalasida ham fikr ekan. Yaqinda Angliyaning tashqi siyosatiga oid bir strategik dokumentda Hindi tinch okeanda Xitoy ta'sirini tanishish uchun texmo ko'p harakat qo'llanish zarurligi gavdalantirilgan bo'lib, Xitoyning mustabid rahbarligi va iqtisodiy kuch Angliyaning iqtisodiy bexatarligidagi eng cho'ng davlat tahdidi deb tasvirlangan ekan.
Xitoydagi ko'zlik kameralarining odamlarni sezgir alohidliklari bo'yicha turga ayiradiganligi oshkorlandi. Dunyodagi nazorat kamera tizimlari ustida tadqiqot olib boradigan IPVM tadqiqot shirkati Xitoydagi ko'zlik kameralarining odamlarni qishi ko'zining cho'ng kichikligiga o'xshash milliy alohidliklari bo'yicha farqlandiradiganligini bayqagan. Reuters'ın haberde bildirilse, Xitay rejimi ko'zlik kamera şirketlerine kan kölemlik çıray periklendiriş sistemisi ölçümünü turguduş vazifesi tapşırgan bulup, Xitay'daki yüz tonuş kamerası arkalık tartılgan sallıq malumatlarının kaşının çoğun küçüklüğü, teri rengi ve milletlikçi bolgan onnaki alahidlik boyunca türüge ayrılışı gerekken. IPVM tətqiqat şirketinin dokulatının abdori Charles Rollett mundaq degen. Bu bizning bundaq sezgir alohidliklar orqali kishilarni iz qo'g'lab tekshirayotgan ommaviy bexatarlik kamera torini dokladdagi bir misolda ko'rsatilishicha 2020-yil noyabrda Beijingdagi kichik aqlli toralg'u turiga xaridor chaqirish o'tirg'i qo'yilganda ko'zlik kamera shirkatlari ta'minlaydigan kameralarning kishilarni teri rangi, millati va chach bosoni qatorliklar bo'yicha turiga ayirish o'lchimiga yetishi talab qilingan ekan. Rollett so'zida bu sistemini debsanda qilish qorali deb ko'rsatgan. Xalqaralıq kişilik hukuk təşkilatı bolğan xüsusi məxfiyyətlik təşkilatının axbaratqa məsul xadimi Kaitlin Bishop Reuters qılğan sözüdə Çiraytunu sistemisidiki irqi pərqlandırış iqtidarı payda qılıvatqan əndişi küçüyü vatqallıqını. Bulubmu Xitayının bundaq texnikalarını xalqaralı eksport qılışının kişini qatdıq əndişigi saldıqallıqını bildirgən. IPVM tətqiqat şirkiti bu yıl birinci ayda Xitaydiki Hikvision, Dahua ve UniView qatarlıq çoğun texniki şirketlerinin öz kameralarındaki uyğurlarını bayqaş, izqoğlaş ve nazarat qilish iqtidarının patent hukukunu tizimga aldırganlıqını aşkarlap, zor gulguluk qozgan idi. Kelecek Partiyesi bütün Türkiye'de Şarkı Türkistan'daki zulümünü toxtat mavzuluk imza faaliyeti başıldı. Türkiye axbaratlarda Amerika, Kanada ve Gollandiya parlamentleri Xitayning Uyğurlarga elib beribatqan besim siyasetini irqi qırğınçılıqda bekitkenliki doğrusidagi xabarlarga o'rin berilgandan keyin Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın sükut tutuluşu Türkiye'deki öktüçi partiyalar, ommaviy tashkilotlar ve keng xalq ammasi narazılık payda qildi. Sabık başminister Ahmet Davutoğlu qurgan Kelecek Partiyesi bütün Türkiye'de Xitay rejimining Uyğurlarga elib beribatqan qattiq qo'lliq siyosatiga qarshi turish Şunaqla Türkiye hükümetini Uyğurlarga iyi çıkışı çakırış maksidi bütün Türkiye'de Şarkı Türkistan'daki zulümünü toxtat dep sözler mavzuluk imza yığış faaliyeti başladı. 15. Mart günü başlanan faaliyet 1 milyon imza yığılgıcı devamlaştıran bulup, imza yığış faaliyetinin tüncü imzasını sabık başminister Kelecek Partisi'nin reisi Ahmet Davutoğlu koygan. Ma'lum bo'lgandek 25 mart kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi boshchiligidagi hay'at bilan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu boshchiligidagi hay'at olib borgan uchrashuvda Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi tijoriy munosabat, rayon xarakterlik va xalqaro masalalar, Xitoydan sotib olgan 50 million vaksinaning qolgan qismining Turkiyaga qachon olib kelinadiganligi qatorliklar to'g'risida muzokara olib berilganligi xabar qilindi. Bulardan sirt Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotganligini degan bo'lsa-mu, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Wang Yi bilan qo'lini urib ko'rishishi Turkiyadagi har qaysi o'qituvchi partiya va ommaviy tashkilot mas'ullarini bearam qildi. Kelecek Partiyasi muavin raisi Abdullah Bashchi Apandi bu vaqtdagi ko'z qarashini bayon qilib, partiyamizning raisi Ahmet Davutoğlu har hafta izchil holda Sharqi Turkiston masalasini kun tartibga olib kelyapti. Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Xitay Tashqi İşler Ministeri Wang Yi bilan qo'lini urib ko'rishishi ko'nglimizni bakli yerim qildi. Biz hech bo'lmasa Recep Tayyip Erdoğan'ın Wang Yi'den Uyg'urlar to'g'risida savol so'rishini, Uyg'ur masalasini qanday hal qiladiganligini so'rishini arzu qilatdik. Buni mu qilmadi? Yaxshi kutib yo'lga selib qo'ydi deganlarni bildirdi. Yana bir tarafdan İYİ Partisi raisi Meral Akşener xanımı tünügünki haftalik yig'inda qilgan so'zida hukumatni va Erdoğan'ni Uyg'ur türkleri meselesinde sükut qilish bilan ayıpladı. Ve Erdoğan'ın Wang Yi bilan ko'rishishida nimalarning tilg'i elinganligini uchuq e'lon qilishi kerakligini bildirdi. Bu arada Uyg'urlara zulmeden Çin'in Dışişleri Bakanı Sayın Erdoğan ve küçük ortağı Luna Park'taki çocuklar gibi karşıladılar. Utanmadan, sıkılmadan kameraların önüne geçip çak bile yaptılar. Bu tip samimi halleri görünce beni ister istemez bir endişe alıyor. Sayın Erdoğan'ın daha önceki dostluklarını, kankalıklarını, kardeşliklerini, bu derin dostlukların nasıl bittiğini, başımıza neler geldiğini hatırlıyorum ve Türkiye için çok endişeleniyorum.
Umarım bu seferkinin sonu diğerlerine benzemez. Bu samimi buluşma kapsamında Uygur kardeşlerimize yapılan zulümden bahsedemediler. Burada şaşırtıcı bir durum yok. Jinping Perinçek'in emrindeki Cumhur İttifakı'ndan Uygurlara yapılan zulüm karşısında omurgalı bir duruş zaten beklemiyoruz. Buradan Sayın Erdoğan'a açıkça soruyorum. Milletimizin bu dar zamanında Kanal İstanbul saçmalığı için kapalı kapılar ardında Çin'le iş mi çeviriyorsunuz? 3-5 milyar dolar için Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün hakkını, hukukunu ve namusunu Çin'e kilim mi ediyorsunuz? Bu konunun takipçisi olacağız. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.